Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın milletvekillerim, genel müdürlerim, Buralaş'ın çok önemli yöneticileri, Bursalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri arasında inci gibi parlayan ve yatırımlarının vatandaşa doğrudan dokunduğu kurumların arasında bulunan Bursaray'ın 22. yıl kutlama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, bundan tam 22 yıl önce bugün, yani 15 Haziran 2002 tarihinde şu an bulunduğumuz istasyonda ilk bilet kesildi, ilk düdük çaldı ve ilk vagonun hareketiyle Bursa tarihinde ilk kez şehir içi ulaşımda raylı sisteme geçilmiş oldu. Şimdi efendim, bunu anmışken de Bursaray'ın bugüne ulaşmasında emekli olan isimleri anmadan geçemeyiz. Bursaray gibi hizmetin ilk projelerini ve ihale sürecini gerçekleştiren Bursa'mızın eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker Beyefendi'ye ve aynı zamanda Bursaray gibi bir hizmetin açılışını gerçekleştiren başkan olarak tarihe geçen ve her iki başkan da çok istemesine rağmen rahatsızlıkları sebebiyle bugün aramızda olamayan dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser'e ve Bursaray'ın yapımında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara yürekten bir alkış istiyorum öncelikle. Değerli protokol, değerli misafirler, sevgili Bursalılar. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Bursaray'ın açılışında görevli olan Buralaş'ın ilk genel müdürü Fikret Yılmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli başkanım, değerli protokol, değerli katılımcılar, Bursaray'ın, Buralaş'ın çalışanları, değerli çalışanlara hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buralaş'ın bugün 22. kuruluş yıldönümü münasebetiyle toplanmaktan hocama huzur ve gurur duyuyorum. Şubat 1998'de saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdem Saker'in teveccüh ve takdirleriyle sevgili Güven Özütemiz muhasebe sorumlusu kardeşimle birlikte genel müdür olarak göreve başladım. Süreç çok hızlı gelişirken Bursaray'ın temeli atıldıktan sonra imalatı aşamasında başka görevlerle kuruluşun oluşumuna katkı sağlamaya çalıştım. Belediyemizdeki kiralık araç sistemleriyle otoparkların yönetiminin el değiştirmesiyle yol alırken Bursaray'ı işletmeye alması sürecinde tabii ki 10 bin kişinin müracaatıyla özel sınav metotlarıyla mülakatla yazılı sınavla ve biadı değil liyakatı esas alan yaklaşımla hem belediyenin yöneticileriyle hem de danışma şirketin koordinasyonuyla 450 kişiyi işe alırken gerçekten onu eğitime devam ederken 2017 Ağustos'ta ilk trenleri çalıştırdık, deneme amaçlı. Devam eden süreçte tek biletli sistem kağıt biletiyle yola çıkarken en büyük zorluğumuz bu oldu. Gerçekten muhasebeleşmesi ve toplaması, dağıtımı, sayımı kocaman bir süreçti. En büyük zorluğumuzdu gerçekten. Devam eden süreçte 2002 15-17 Haziran öyle hatırlıyorum. Resmi tören burada icra edildi ve ondan sonra biletli sistemle yola devam ettik.
Daha sonra özellikle elektronik dönüşük bilet sistemiyle kocaman bir ihaleyle Türkiye'ye model, Avrupa'ya örnek bir sistem yaratıldı. O yaratılmış sistem bugün gerçekten teknolojik gelişimle birlikte çok güzel bir yol aldı. Bugün buraya gelmesine imkan sağlayan bütün çalışanları da bu vesileyle kutluyorum. Ben sevgili Güven Özüdeniz kardeşimle yola çıkarken değerli Erdem Saker başkanımıza kocaman saygılar sunuyorum. Sağlık diliyorum, gönlünce yaşamlar diliyorum. Devamında 5 yıl beraber görev yaptık. Muhteşem, güzel, karakterli, asil karakter, değerli Erdoğan Bilenser başkanımızın da sağlık programları nedeniyle gelemiyor ve mutlaka şifa diliyorum, geçmiş olsun dileklerini diliyorum, onlara da, ona da kocaman saygılarımı iletiyorum. Evet, bugün burada değerli başkanım Mustafa Bozbey, benim can kardeşim, dostum, yıllardır beraberken yeni dönemde Türkiye'ye model, Avrupa'ya örnek olmuş belediyecilikte duyarlılığıyla, yaptıklarıyla gerçekten isminden çok söz edilen değerli kardeşimin, çok sevdiğim ve 24 yıl çalıştığım, beraber Burfaş'tayken çok saydığım, sevdiğim, çok güzel karakterli Fahrettin Beşli kardeşime genel müdür olarak değerli başkanımın teveccühüyle, takdiriyle bu makama gelmesine vesile olanlara teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve diliyorum. Çok güzel işlerle Bursa'da toplu taşıma kocaman kocaman güzelliklerle yol alacaktır. Ona inanıyorum. Geçmişte beraber çalıştığım, şu anda bilmiyorum ama sayısı 50'den fazla, özellikle teknik boyuttaki insanları, çalışanları yürekten kutluyorum. O başarıda onların imzaları çok fazla. Onları kutluyorum ve onlara da halk için hep şunu söyledim. Sloganımız şuydu: her ulaşım vasıtasına binen Bursalı, para ödeyerek binen herkes bizim patronumuzdur diye yola çıktık. Evet, her bilet alan kişi bizim patronumuzdur. Ben bu anlayışla arkadaşlarımızı, yeni genel müdürümüzü, ekibiyle birlikte kocaman kocaman coşkuyla kutluyorum ve yollar açık olsun. 22. yıl dönüm gününde her şey gönlünüzce olsun. Saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, kıymetli protokol, şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli kürsüye davet ediyor. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım, müsaade edersen, komutanım bana böyle atıf yapmışken bir şey anlatmadan geçemeyeceğim. Çok değerli. 22 yıl önce bugün ben Burfaş Genel Müdür Yardımcısıyım. Burulaş diye bir şirket kuruldu. Çok fiyakalı, herkes ondan bahsediyor, haldır haldır. Herkes onunla alakalı. Genel müdürümün de eteğini bırakmıyorum. Beni al, beni Burulaş al, beni memur al, tren şoförü al. Ne olursa olsun beni Burulaş al, eteğini bırakma. Almadı. Yıllar sonra Mustafa Başkanım'ın teveccühüyle Burulaş'a genel müdür oldum. Makama gittim, arkadaşlarla tanıştım, oturdum koltuğuma, telefonu çevirdim. Komutanım, o gözlerinden öperim, gelenekseldir o. O gözlerinden öperim kardeşim. Komutanım, sen beni 22 sene önce almadın ya işe. Ben şimdi oraya genel müdür oldum. Yok canım dedi. Gözleri doldu. Ben şimdi onun bayrağını sallayacağım. Sayın Başkanım,
Sayın Başkanım ve milletvekillerimiz, değerli protokol, 22 yılın ta başından bugüne kadar bu şehri raylı sistemlerde, tekerlekli sistemlerde toplu taşımacılık hizmetini vermeye çalışan Burulaş'ın bütün paydaşları ve kıymetli konuklar, Burulaş'ın dostları, hoş geldiniz. Az konuşmaya çalışacağım ama şunları söylemezsem eksik kalır. Başkanım, hikayesi olmayan konuların ruhu yoktur. Çok güzel bir mesaj var burada. Eğer bir işin hikayesi ve ruhu yoksa demirden raylar ve demirden trenlerle kalır. O nedenle biz hikayeleri öne çıkartmak isteriz. Bir de toplumlar kahramanlarına gerekli ilgiyi, gerekli iltifatı göstermezse yeni kahramanlar çıkmaz. Bu camianın, bu sektörün kahramanları bugün burada. Biz onları anarak yeni kahramanların da cesaretlendirmiş olacağız. Kamu hizmetlerinin bir karşılığı yoktur. Siyasette de öyle. Yıllardır belediye başkanısınız. Emeğinizin karşılığı sadece bir teşekkür ve bir toplumsal iltifattır. Biz bunda eksik kalmamalıyız. Bu programı tüm bu gerekçelerle tertipledik. Burulaş'ın en baştan bugüne kadarki kahramanlarını hatırlatmak, hep birlikte onlara teşekkür etmek, bizler için hala değerli olduklarını hatırlatmak için yaptık. Tabii aramıza katılamayan Sayın Erdem Saker, öyküsünün yazan, sonra raylı sistemlerin açılışıyla birlikte süreci yöneten Sayın Erdoğan Bilenser başkanlarımız, özel gerekçelere katılamadılar. Selamlarını benim iletmem konusunda beni vazifelendirdiler. Saygılarını ve selamlarını iletiyorum. Aynı şekilde yönetim kurulu başkanımız da o zaman Burulaş'ın, Mehmet Aziz Ermer, o da selamlarını söyledi. Büyük kısmı kahramanların burada. 22 yıl önce raylı sistemlerin tekerinin dönmeye başlayışının yıl dönümü bizim için kutlu olsun. Şimdi bize düşen Burulaş olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'in liderliğinde yeni bir 22 yıllık döneme başlangıç yapmak, yeni dönemin kahramanlarını, yeni dönemin öykülerini çıkarmak. Hepinize ilginiz ve katılımınız için teşekkür ediyorum. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Bursa'mızın vizyonunu şekillendiren, gülümseyen bir Bursa oluşturmak için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Alkışlar. Sevgili İl Başkanım, milletvekillerim, Burulaş'ın genel müdürü, şirketlerimizin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve gerçekten Burulaş'ta ilk genel müdürlük yapmış sevgili abim biraz önce konuştu. Sağ olsun. Çok uzun yıllara dayanan Fikret abi. Ben Fikret abi dedim. Hala böyle de benim için abimdir. Ama emeği geçen, Burulaş'ta emeği geçen herkesi yürekten selamlıyorum. Ve özellikle de aramızda olmayan, hem önceki dönem bir projeyi hazırlayan ve ihale aşamasını da gerçekleştiren Erdem Saker ve yönetimini, aynı zamanda ilk tekeri döndüren, o süreci yaşayan Erdoğan Bilenser ve yönetimini huzurlarınızda alkışlamak istiyorum. Tabii ki sonraki yıllarda yine göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve yöneticilerimiz yine Bursa'ya ilave yaptılar. Raylı sistemlerin gelişmesi konusunda tabii ki katkıları oldu, destekleri oldu. Tüm buradan bu katkıları sunan belediye başkanlarımızı da yine anmak istiyorum. Selam, onlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii ki son derece önemli. Özellikle Bursa, raylı sistemler konusunda büyükşehir açısından sanayinin olduğu, turizmin olduğu, kültürel değerlerin olduğu bir kent olmasına rağmen en son tanışan şehirlerden bir tanesi oldu. Onun için
Umuyoruz ki bu 22 yıl süre içerisinde gelinen bu noktada bizim de sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz ve bu noktada önümüzdeki süreçte artık Bursa'yı hafif raylı sistem, tramvay değil, artık metro sistemleriyle ve özellikle de Bursalıların bir yerden bir yere daha güvenli ve daha zaman açısından da daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacak bu projeleri yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz raylı sistemden ağırlıklı bir yönetim anlayışıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tekerlekli sistemler evet, onlar ancak ve ancak yine destek mahiyetinde olmalıdır. Ama o süreci, o sürecin hazırlığını yapıyoruz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde hareket ederek Bursa'da özellikle güney bölgesi dediğimiz bölgede bir hattı, metro hattını yaşama geçerek onları yine diğer raylı sistemlerle entegre ederek var olan sistemleri de birbirleriyle entegrasyonunu sağlayarak Bursalıların ulaşım anlamındaki sorunlarının önemli bir kısmını çözmeye hedefliyoruz. Bugün Bursa'mızın ulaşım faaliyetlerine tabii başarılı şekilde sağlayan Bursa Rayı'nın 22. yıl dönümünü kutluyoruz. Aslında tekerleğin döndüğü raylı sistem üzerinde o araçların hareket ettiği gün bugün. Bu anlamlı günde tabii ki Burlaş ailesiyle ve siz değerli halkımızla birlikte olmak ve katkısı olanlarla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Sevgili dostlar, kentlerin de insanlar gibi ruhları ve kimlikleri var. Tıpkı insanlar gibi kentler de doğar, büyür, gelişir ve değişirler. İşte ulaşım ağları da bu yaşayan kentlerin damarlarından diyebilirim. Dolayısıyla etkili ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kentlerin gelişmesini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesini sağlayan en temel unsurlardan biridir. Bir kentin yaşam kalitesini, ekonomisini ve sürdürülebilirliğini o kentin ulaşım ağı sağlar. Yine bir kentin gelişmişliğini toplu ulaşım araçlarına eğer ekonomik durumu iyi olanların da dahil olmak üzere kullanım oranı, toplu ulaşım araçlarının kullanım oranı o kentin gelişmişliğini sağlar. Hedefimiz yollarda, sizler de biliyorsunuz, trafikte tek sadece şoförlü ya da iki kişinin gittiği araçlardan ziyade o insanlarımızın da, o Bursalıların da toplu ulaşım araçlarını kullanması ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan raylı sistemleri kullanarak bir yerden bir yere ulaşması en büyük arzumuz. İşte bu da Bursa'nın gelişmiş kentler arasına da girmesini sağlayacaktır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'mızın ulaşım ağlarının geliştirilmesini ve modernizasyonunu önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Yurdumuzun kültürel ve mimari dokusu ile gözde kentlerinden biri olan Bursa'mıza güvenli ve herkes için ulaşılabilir bir ulaşım sistemi sağlamak ve bu sistemimizi her gün bir adım daha ileriye taşımak için büyük çaba gösterdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentimizin ulaşım potansiyelinin entegre bir sistem ile hızlı ve ulaşılabilir olmasını sağlamak yine hemşerilerimizin memnuniyetini en üst düzeye taşımak bizim asli vazifemizdir. Bursa'mızın gelişen ve büyüyen bir kent olma yolundaki engellerini bir bir ortadan kaldırıyor
ve kentimizi geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla iyi planlayarak, planlama süreçlerinde iyi yöneterek taşımaya çalışıyoruz. Malumunuzdur, sanayimizin çeşitliliği, iş imkanlarının da ve alternatif alanlarının da fazlalığı Bursa'mızın nüfusunu da her yıl arttırdığını hep beraber yaşayarak şahit oluyoruz. Bu durum ise Bursa'da ulaşım sorununun sadece belediyemizce çözülmesinin mümkün olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmanın en önemli çözümlerinden biri hiç şüphesiz ki halkımızın biraz önce söylediğim gibi toplu ulaşım araçlarını kullanması ve bu araçlara yönelmesidir. Bu nedenle siz değerli Bursalıların rahatlığını ve güvenliğini öncelikli tutarak durmaksızın kendimizi geliştiriyor, Bursa'mızın ulaşım gücüne güç katmaya devam edeceğimizi sizler huzurunda söylemek istiyorum. Bu hedefimizde bizlerin yanında olan buralar yöneticilerimize ve çalışanlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Burulaş'ta şirketin yönetim kurulu dahil olmak üzere genel müdürümüz, tüm çalışanlarımız Bursalıların konforu ve güvenliği için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Onları bir kez daha alkışlayalım. Hepsine, bütün çalışan ekibimize, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bursaray'ın 22. yıl dönümünü kutluyorum. Ve aynı zamanda yarın başlayacak olan Kurban Bayramı'nı da tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı da yürekten kutluyorum. Bu arada yine bilginize sunmak istiyorum ki bu akşam saat 12'den itibaren ulaşım sistemlerimiz bayram boyunca Bursalıların hizmetinde ücretsiz olarak olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepinize sağlık ve huzur dolu bayramlar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozma'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ü konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Değerli İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli parti meclisi üyem, milletvekili, Bursa Büyükşehir Burulaş Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin iştiraklerinin çok değerli genel müdürleri, yönetim kurulu başkanları ve kıymetli Burulaş çalışanları ve basın mensupları, ben de Burulaş'ımızın 22. yılını en içten dileklerimle kutluyor. Öyküsünü yazan Erdem Seker Başkanımıza, hayata geçiren Erdoğan Bilenser Başkanım ve tüm yöneticilerini de saygıyla selamlıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu onlara ki kendi yaşadıkları şehirlere kendi isimlerinin anıldığı imza projeler hayata geçirmişler. Ne mutlu onların yolundan giden, yaşadıkları şehre hizmet edip daha sonrasında da anılacak projeleri hayata geçirenlere diyerek katkısı olan dünden bugüne tüm yöneticileri de bir kere saygıyla anıyorum. Şimdi ulaşım tabii ki Bursa'nın en büyük problemi trafik. Trafikte geçen zaman, ömrümüzden alınan zaman. Şöyle kısa bir matematik olarak yaptığımızda, örneğin hayatta geçirdiğimiz süre 16 saat, 16 yıllık süremizin 1 saatini trafikte harcıyorsak günümüzün, 16 yılımızın 1 yılını da trafikte harcıyoruz. İşte bu 1 yılı ya da trafikte geçen ömrümüzü ailemize, çocuklarımıza ve ülkemize ve işimize, hizmet için bize kazandıracak olan Burulaş yöneticileri olacak. Çünkü toplu taşımayla, konforlu toplu taşımayla bireysel taşımayı bir kenara bırakıp zamanı daha etkin bir şekilde kullanmak önemli. Çok uzatmaya gerek yok. Kıymetli komutanım Fikret Başkanım'a da imzası olduğu için bu projeden dolayı teşekkür ediyorum, kutluyorum. Ömrümüzü ömür katın, ömrümüzden çalan trafiğin zamanını bize geri verecek yöneticileri
şimdiden inanıyor ve kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Değerli vekilimiz Hasan Öztürk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka Bursa milletvekilimiz Orhan Sarıbalı konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Teşekkür ediyorum kıymetli il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Burlaş'ın çok değerli emekçileri, çalışanları, kıymetli Burlaş Genel Müdürümüz, yani burada olan, bu sürecin içerisinde olan herkesi saygıyla selamlıyorum. Çok şey söylendi ama şunu paylaşmamız lazım. Hatırlarım ben, Erdoğan Bilenser görevden ayrıldıktan sonra gelen belediye başkanları kocaman kocaman afişler asarak geçmiş yapılan işin başarısızlık öyküsünü söylemeye çalışmışlardı o tabelada. İstediğiniz şu kadar daha fazla yapıyoruz diye. Köprülü kavşak yerine batçıkı tercih etmişlerdi. Metro yerine hafif raylı sistemi tercih etmişlerdi. Oysa dünya gelişmişti. Dünyada teknoloji gelişmişti. 20 yıl hem yerel iktidar hem genel iktidar aynıydı. 82 yılda bir ülke 54 hükümet boyunca 740 milyar dolar harcamıştı. Ama bir iktidar 22 yılda 3 trilyon dolar harcamıştı. Bursa, başkanımın da söylediği gibi sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, eğitim kentiyle, bütünüyle baktığımızda çok kimlikli bir kent olmasına rağmen hizmetlerde, özellikle de ulaşım hizmetinde geri kalmış. Gelen belediye başkanları Erdem Saker ve Erdoğan Bilenser'in ufkunu takdir etmek yerine daha fazla hafif ray yapmanın telaşına düşmüşlerdi. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanım, T1 ve T2'yi sorgulamamız lazım. Yeni Büyükşehir şehir hastanesine giden sistemi sorgulamamız lazım. Bütünüyle 20 yılın boşa geçirildiği, kısmen boşa geçirildiği, hala Bursa'ya, Ankara'ya ulaştıracak 2016 yılında hayata geçmesi gereken tren sisteminin hayata geçmemesini görmemiz lazım. Yani değerli dostlar, bizler bu kentin sahipleriyiz. Kimse bizim baktığımızı düşünmesin. Görüyoruz, farkındayız, yaşananları da biliyoruz. Heba edilmiştir 20 yıl. Bu kadar büyük zenginliği olan bir kent, yerel ve genel iktidarın hiçbir kısıtı olmadığı andan itibaren ne yazık ki bugün biz Bursa'da ulaştırılamayan bir kent meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla bütün emekçilerin emeğine saygı duyarak söylüyorum. Karar vericileri eleştirerek söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım çok önemli bir noktaya değindi. Aynı şeyi söylemek isterim. Bir, sınıfsal tercih olmadan ekonomik olarak her sınıfın modern, çağdaş, güvenli ulaşabileceği bir sistemi kurmak durumundayız. Ama aynı şekilde metroya mutlaka geçmek zorundayız. Gemlik, Mudanya, Yıldırım'ın alt kısımları, Gürsu, bütün bunları bu sistemle entegre etmek durumundayız. Söylüyorum, bu çağda, bu gelişmişlikte artık hafif ray sistemini ısrarla zorlamak gerçekten bir kente yapılabilecek kısmı bir kötülüktür. Ben tekrar 22 yıl önce bu işin hikayesini yazan, başta o günün belediye başkanımız Erdem Saker, devamında Erdoğan Bilenser, devamında katkı koyan tüm arkadaşları bir kez daha selamlarken, bundan sonra Bursa'da daha doğru işlerin ortak akılla, bilimsel, gelecek Bursa vizyonunu da görerek nüfus, gelişme biçimi, ekonomi, bütünüyle bir kent kimliğine uyacak, kentin gelişmiş alanlarına uyacak, ulaştırabilir, ucuz, güvenli bir ulaşım sistemini kurmak dileğiyle hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli protokol, şimdi plaket takdimimiz olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Burlaş'ın ilk genel müdürü Fikret Yılmaz ve Bursa'nın temellerini atan ilk yönetim ekibine teşekkür plaketi takdim edecekler.
başkanım.